Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dijital yayın kanalı olan Bilen TV'de şehir programları, şehir ve medeniyet programlarının birisiyle yine karşınızdayız. Tabii Bursa deyince Bursa Osmanlı'nın kurulduğu bir şehir. Bursa'nın tarihi bir bakıma Osmanlı'nın tarihi. Burada kuruldu ve buradan farklı kıtalara yayıldı. Dolayısıyla Bursa'nın tarihiyle başladığımız bu sohbetlerde bir sonraki süreçte aşamada işte Bursa'nın içerisine girip Bursa'daki sosyal hayat, iktisadi hayat, dini hayat, mimari ve benzeri konuları da işleyeceğiz. Ama bugün Bursa'nın fethedilişi üzerinde duracağız ve bu konuda da tabii ki kim bize bu konuları anlatır diye sorduğumuzda aklımıza gelen en mühim, en önemli isimlerden birisi Profesör Doktor Osman Çetin hocamız. Osman Çetin hocamız bizim buradan yani İlahiyat Fakültesinden emekli hocamızdır. Hocaların hocasıdır. Benim lisansta dersime girdi, yüksek lisansta doktora da dersime girdi. Doktora danışmanımdır hocam ve ondan sonraki süreçte de yazdığımız her yazımız onun kontrolünden geçti. Dolayısıyla üzerimizde emeği hakkı çoktur. Osman hocamızın. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. İyi Teşekkür misiniz? ederim. Sağ olun. Malum pandemi günleri aslında bugünlerde böyle dışarı çıkmakta biraz problemli. Ama yine de bizi kırmayıp buralara kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Teşekkür ederim. Sağ Estağfurullah. olasınız. Estağfurullah. Şimdi hocam ya bugünkü konu çok önemli. Bursa. Şimdi Bursa deyince tabii bizim eski kitaplarımızda, kaynaklarımızda hani Dibace olarak geçiyor. Osmanlı'nın Dibacesi. Osmanlı'yı kuran şehir. Yani Bursa demek, Osmanlı demek. Tabii biz o ilk kuruculara baktığımızda işte Osman Gazi, Orhan Gazi bunlar böyle gökten Bursa'ya inmediler. Bir Bursa'ya geliş süreçleri var. Evet. O süreci merak ediyoruz. Bursa'ya nasıl geldi ve bu Osmanoğulları nereden geldi, neden Bursa'ya geldi? Böyle bu giriş sorusuyla başlayalım hocam. Buyurun hocam. Evet, bu tabii gerçekten üzerinde uzun uzun durulması gereken bir konu. Önce Bursa bir yere oturtmamız icap ediyor tarihte. Bir yere oturtmamız icap ediyor ki sonra Osmanlıları buraya getirelim. Bursa malum işte günümüzde Marmara bölgesinin en önemli şehirlerinden biri. İçinde yaşıyoruz, oturuyoruz. Güzellikleriyle müftehiriz. İftihar ediyoruz her zaman. Bursa gerçekten çok eski bir şehir, onu bilmemiz gerekiyor yalnız. Bu bölgenin adı bir zamanlar Bitinya idi. Bitinler diye bir kavim Trakya tarafından geldiği tahmin ediliyor. O taraftan gelen bir kavim bu bölgeye yerleşti. Bitinya Bursa'dan ibaret değil. Bursa'dan hatta Balıkesir'e doğru biraz daha aşağıya inerek, batıya doğru giderek oradan başlıyoruz. Bursa içine giriyor ve Bursa'dan itibaren kuzey doğuya yönelerek Sakarya Havzatı'ndan Karadeniz'e kadar ulaşıyoruz. Öyle düşünün. Büyük bir bölge Yani büyük böyle. bir bölge Bursa, Evet. İznik, İzmit, Adapazarı, işte Karadeniz sahile ulaşan o topraklar şeye kadar, Zonguldak'a kadar geniş bir alan. Bunun doğusunda Frigya var. Frigya'da Sakarya Havzası, Sakarya Nehri'nin doğusunda daha çok kalan kısımlar Frigya. Frigya'nın güneybatısına doğru devam edersek Bitinya bölgesini de Uludağ'ın arkasından dolaşmış oluruz.
ve Lidya topraklarına ineriz. Bir de orada bir Lidya evet. diye meşhur bir tarihte devlet var. Böyle Lidya ile, Frigya ile, Paflagonya ile Kastamonu civarı kuşatılmış, bir tarafında da Marmara Denizi olan bir bölge. Burada yani bütünler yaşıyor. O eski evet. Anadolu'da yaşayan medeniyetlerle evet. iç içe olan bir bölge. Evet. Ve burada, bu bölgede işte Bursa dediğimiz bugün bu yerde kurulan bir şehir. Ne zaman kuruldu ve kim kurdu? En eski kuruluşu kime kadar gidiyor bunu bilmiyoruz. Yalnız daha sonra Bitinya kralı Prusyas'ın, 1. Prusyas'ın burada Bitinya devleti kurulduktan bir süre sonra hükümdar olduğunu, güçlü bir hükümdar olduğunu milattan önce 4. 2. yüzyıldan bahsediyorum. 2. 3. yüzyıllardan bahsediyorum. Güçlü bir hükümdar olduğunu ve onun devrinde şehrin eski kalıntılar üzerine bu sefer Roma ile mücadele eden meşhur Anibal'in de yardımı ve tavsiyeleri istikametinde yeniden inşa edildiğini görüyoruz. Yani oldukça eski bir tarihi var. Evliya Çelebi de malum Bursa'ya gelmiş biliyorsunuz. Evet. Ve Bursa'yı kim kurdu sorusunu o da soruyor. O kendi uslubunca Bursa'nın nasıl kurulduğunu da anlatıyor. Hazreti Süleyman'ın tahtına binerek veziri ile beraber, Asaf ile beraber Uludağ'a geldiğini, dağın zirvesine tahtının oturduğunu, oradan etrafa baktığını, çok beğendiğini, vezirini tam burası yaşanacak yerdir dediğini, işte ondan sonra bazı aralarında muhavereler var, konuşmalar geçiyor Evliya'ya göre ve sonunda Hazreti Süleyman, ya bu şey eski bir şehir vardı, Nuh tufanında bu yok oldu, suların altında kaldı, şu anda yok, bilinmiyor nerede oldu ama burada Nuh tufanında yok olan bir şehir var deyince Hazreti Süleyman'ın emrettiğini cinlere, ifritlere, perilere şehri çıkarın ortaya dediğini, uğraştıklarını ama çıkaramadıklarını, rüzgara emredince işte tam Bursa ile ilgili husus burada devreye giriyor. Bir lodos estiğini, lodos rüzgarı şiddetli ve o harabelerin üzerindeki taşı, toprağı, kayayı, her şeyi silip süpürüp attığını, şehrin harabelerinin duvarlarının, burçlarının ortaya çıktığını, bunun üzerine Hazreti Süleyman'ın emriyle yeniden Bursa'nın inşa edildiğini söylüyor. İşte o araştırmalar yapılırken Hazreti Süleyman'ın adamlarının burası mı, şurası mı diye araştırma sırasında birbirlerine sorduklarını, yani acaba Bursa'nın olduğu yer neresi, burası mı, filan yer mi, falan yer mi, işte o burası mı sorusundan galat olarak Bursa adının ortaya çıktığını bir hikaye olarak Evliya, evet. Evliya Çelebi anlatıyor. Ama tabii işin gerçeği öyle değil, dediğimiz gibi. Prusyas kendi adıyla birkaç şehir kurmuştu, sadece Bursa değil. Prusya adı verilen birkaç şehir var. Birisi Bursa'dır, birisi Gemli'ye de öyle bir isim bir ara verilmiş. Bir de Düzce taraflarında yine bu ismi taşıyan bir yer var. Ama en önemlisi Olimpos Bursası denilen bildiğimiz, içinde yaşadığımız Bursa. Yani Bitinyalılar döneminde böyle bir şehir burada kuruluyor. Sonra malum 1330'lu yıllarda Büyük İskender Anadolu'ya geliyor. İskender Anadolu'ya gelince Anadolu'nun büyük bir kısmı tabii
büyük bir kısmı değil, her tarafı ki Bursa'dan geçmiyor ama daha güneyden geçiyor o. Buralar önce ona bağlanıyor. Sonra Romalılara intikal ediyor. Milattan sonra hatırladığım kadarıyla 74 tarihinde Roma egemenliğinde önce veya sonra egemenliğine giriyor. Sonra da işte 395'ten itibaren Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani Bizans'ın daha sonraki adıyla Bizans'ın bir şehri haline geliyor. Yani Roma'nın ikiye bölünmesinden sonra. İkiye bölünmesinden sonra. Evet. Ve bu arada geçirdiği dönemler var. Savaşlar var. Vesaire vesaire. Hatta ilk Bitinyanların farklı bir dil konuştuğunu biliyoruz. Anadolu'nun doğudan ve batıdan Anadolu'ya gelip yerleşen bir sürü millet var. Onlardan biri bunlar da. Roma döneminde, Bizans döneminde Bursa ilk defa Müslümanlarla karşılaşıyor. Biz çoğunlukla Bursa'dan bahsederken Osman Gazi filan tarihte fethetti veya onun devrinde fethedildi. Böylece Türkler, Müslümanlar buraya geldiler diye biliyoruz. Halbuki bu bölgenin İslam'la tanışması oldukça eski. Çünkü biliyorsunuz, dört halife döneminden sonra Emevilerden itibaren hem Emeviler hem Abbasiler devrinde defaatle İstanbul muhasaraları gerçekleştirildi. Bu muhasaralar bazen bir yıldan daha uzun sürebiliyordu. Yani Arabistan'dan gelen İslam orduları muhasara ediyorlar, deniz muhasaraları da var. İstanbul'u muhasara ediyorlar, uzuyor muhasara, surlar alınamıyor bir türlü, düşürülemiyor. Kış geliyor, kış gelince askerin İstanbul'da barınması zorlaşıyor ve Anadolu tarafına geçiyorlar. İşte bu geçişlerde Kapıdağ Yarımadası'nın ele geçirildiğini, İslam ordularının oralarda kışladığını, dolayısıyla Bursa ve havalisinden, buralardan da hem deniz yoluyla geliyorlar hem kara yoluyla, buralardan da Müslümanların geçtiğini biliyoruz. Müslümanlar sadece İstanbul'a ve buraya gelmedi. Emeviler devrinin Bizans ilişkileri bakımından düşünürsek en önemli askeri hareketlerinin Anadolu'da olduğunu, burada gerçekleştiğini biliyoruz. Her sene bahar aylarında, yaz aylarında, hatta kış aylarında seferler düzenlenerek Anadolu'nun içine giriliyordu. Bu seferlerden bazılarında Konya'nın, Bergama'nın kısa süreli de olsa Müslümanların eline geçtiğini biliyoruz. Mesela Mu'tasım dönemi en önemli ve büyük seferlerden biri Abbasiler devrinde. 830 küsur tarihinde. Mu'tasım döneminde Amuriye denilen bir sınır şehri vardı Bizansların. Önemli bir sınır, yani İstanbul'dan sonraki Anadolu'da en önemli savunma kalesi olarak yer alan bir şehir Amuriye, Amorium. Orasını ele geçirdi, tahrip etti. Afyon yakınlarında bir yer. Ve yine o devirde şeye kadar, yani İzmir yakınlarına kadar, Bergama'ya kadar gidildi. Dolayısıyla Türkler gelmeden önce, yani Müslümanlarla böyle bir tanışıklığı var bu coğrafyanın. Türklerle herhalde tanışıklığı Selçuklular. Türklerle tanışıklığı da doğru, Selçuklular. Türklerle tanışıklığı da iki türlü düşünmek lazım. Mesela Muhtasım'ın ordusundan bahsettik. Muhtasım'ın ordusu Türklerden meydana geliyordu o devirde. Afşin, devlet olarak. Evet, yani Afşin komutan Afşin'di zaten. Evet. Dolayısıyla o zamandan itibaren Türkler var ama Türk devleti olarak dediğiniz doğru, Selçuklar devrinde karşılaşıldı. Bir batılı tarihçi diyor ki Osmanlılar Bursa çevresine gelmeden
Önce 3 nesildir Uludağ'da yaşayan Türkmenler vardı diyor. İşte bu 3 nesil boyunca burada yaşadığını tarihçinin ifade ettiği Türkmenler Selçuklar devrinde, evet, özellikle Selçukların son yüzyılında, yani Moğol istilasından sonra batıya göç etmek zorunda kalan, kendilerine yurt arayıp buraya gelen, evet, göçebe Türkmenler. Ama asıl bölgenin Türkler tarafından ele alınışı, ilk ele alınışı, devletin Selçuklu, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Süleyman Şah zamanında vuku buldu. Süleyman Şah malum Anadolu'ya kardeşleriyle geldikten sonra çok hızlı bir fetih hareketine girişti. Aslında kendisi Büyük Selçuklu Sultanı'na bağlıydı. Yani hukuken öyle görünüyordu. Ama Selçuklu Devleti'nin bir yapısı var. O yapı içinde burada bağımsız olarak, yarı bağımsız olarak hareket etmeye başladı. 1071'de Konya ve havalisi, Gevali Kalesi başta olmak üzere fethedildi. Arkasından kuzeye yöneldi. Doğuya yönelmesi tehlikeliydi. Çünkü doğudaki topraklar ırktaşlarının toprakları. Yani Büyük, evet, Selçuklu, evet, Devleti'ne bağlı topraklar. Oraya ilişmedi ama batıya yöneldi önce. Kuzeybatıya yöneldi İstanbul istikametinde. Ve tahminen kesin değil bu rakamlar, 1077'den itibaren İznik başta olmak üzere Bursa havalisinin Selçukluların eline geçtiğini görüyoruz. Evet. Yani 1077-1080 dolayları, zaten 1081'den itibaren İznik civarına, İzmit tarafına da geçildi. Paşaeli dediğimiz eski tabirle topraklar ele geçirildi. Dolayısıyla bir süre sonra da İstanbul'a kadar, Boğaz'a kadar sınırlarını genişletti Süleyman Şah. Bu önemli bir fetih. Yani bir bakıma hareketi. Bir bakıma İznik Anadolu Selçuklularının ilk başkenti. Ve ilk başkenti oldu. Zaten oldu, başkent olarak yerleşti oraya. Aşağı yukarı bir 20 yıl falan sürdü, evet, değil mi bu? Evet. Evet. Süleyman Şah 1096'da vefat ettiğine göre o tarihe kadar bu devam etti. 1086. Evet. Dolayısıyla bu topraklarda bir Türk varlığı, İslam varlığı Osmanlılardan önce de var. Evet. Ama bu varlık devam etmedi. Sebebi de birinci Haçlı Seferi. Evet. Yani Haçlı Seferlerinin bu topraklar ağır bir yükünü taşıyor. O yükü de ilk defa o birinci Haçlı Seferi sırasında üstlenmiş oldu. Tarihimiz bakımından söylüyorum. Ve Haçlılar buradan geçince maalesef İznik başkent olmaktan çıktı. Konya'ya intikal etmek, evet, zorunda kaldı başşehir, Selçuklu başşehri. Dolayısıyla bu bölgede Türklerin, Selçuklu Türklerinin hakimiyetinden çıkmış oldu. Osmanlılar gelinceye kadar da öyle kaldı. Evet. Yani şimdi tabii o zaman Selçuklular yani tam Bursa'nın merkezinde kalmıyorlar ama ilçelerinde, etrafında dolaşıyorlar. Neden böyle diye de sormak lazım. Yani neden soralım? Bir de İşte o süreci, yani Osmanlılara kadar olan süreci bir anlamaya çalışalım hocam sizden. Şimdi şöyle bir şey var. İpek yolu, İpek yolu deyip duruyoruz. Hala bunu kullanıyoruz. Günümüzde de bir demirden İpek yolu açıldı. Bunu da yaşıyoruz şu günlerde. Yani İpek yolu varlığını günümüzde bir başka şekilde devam ettiriyor. Ama o eski devirlerde gerçekten önemli bir yoldur o. Biraz önce Lidyalılardan bahsettik. Evet. Mesela Lidyalıların önemli bir devlet haline gelmelerinin sebebi kral yolu diye bir yola sahip olmalarıdır. Topraklarından kral yolu geçiyor. Efes'ten başlıyor. Mezopotamya'yı, Anadolu'yu geçmek suretiyle
Mezopotamya'ya kadar gidiyor. Bu ticaret yolları zenginlik kaynağı idi. Bugün de öyle değil mi bugün hocam? De öyle deniz değil. Yollarını kontrol altında tutmak. Deniz yolu, kara yolu, hava yolu hep bu. Dün de böyleydi, bugün de böyle. İpek yolu Anadolu'ya girdikten sonra özellikle doğudan, Tebriz'den gelen yol Anadolu'ya girince önce Erzurum'a vuruyordu. Erzurum'dan bir kol Trabzon'a gidiyordu. Erzurum'dan batıya doğru Erzincan, Sivas'a geliyor. Sivas'ta ayrılıyor. Bir kol güneye doğru gidiyor. Diyarbakır istikametinde Arabistan'a doğru gidiyor. Hatta onun Şam'a bağlantısı var, Bağdat'a bağlantısı var falan filan. Dallanıp budaklanıyor. Aynı kol yoldan batıya doğru ayrılan bir başka kol var. Aksaray üzerinden Konya'ya ulaşıyor. Yani şu andaki bildiğimiz evet. Aksaray. Konya, eskiden Konya Aksaray derdik, şimdi il olan Aksaray. Sivas'tan ayrılan bir kol da Tokat, Amasya üzerinden İstanbul'a kadar uzanıyor. O da ayrıca Anadolu içinde dallara ayrılıyor. Ve o dallar bir ağ gibi birbirine bağlanıyor. Konya'dan kuzeye giden bir kol var. Ankara istikametine gidiyor. Doğudan gelenle bağlanıyor. Onlar birbirine bağlanıyor falan derken bir ağ oluşuyor. Ve bir taraftan İzmit üzerinden İstanbul'a giden bu ticaret yolları bulunurken öbür taraftan Eskişehir üzerinden İznik'e uğrayarak İstanbul'a geçen başka bir yol bulunuyor. Evet. Bursa bu yolların o devirde dışında veya uzağında. Evet. Yani o zaman... Onun için o devirde İznik, mesela neden İznik başşehir oldu da Bursa olmadı Süleymanşah devrinde diye sorabiliriz. İşte İznik'in böyle bir stratejik konumu var. O yol üzerinde bir şehir. Dolayısıyla orası başkent yapılıyor. Bursa'da bu bölgede ama bu ana kolların ana yolların dışında bir şey. İznik'in yani dini özelliği de herhalde burada belirtilmesi gerekir mi hocam? Yani Hristiyanlığın merkezlerinden, önemli merkezlerinden birisi tabii, olması hasebiyle tabii. Gelişmiş bir yer, gelişmiş tabii. Bir merkez. Yani işte o gelişmişliği sağlayan ana unsurlardan birisi yollar. Bu stratejik durumu. O yollar, gelenler, geçenler falan filan. Dolayısıyla orası önemli bir şehir, büyük bir şehir. Yani Bursa'dan daha büyük. Şimdi surlarını düşünürseniz, evet. İznik surlarını düşünün, Bursa surlarını düşünün. İznik surlarının kapsadığı alan, oldukça metrekare geniş, olarak evet, düşünün, daha büyük, evet. Bursa'dan daha geniş. Geniş. Yani Bursa bile, derken tabii biz bugün Bursa'nın o Hisar'ı kastediyoruz. Hisar'ı kastediyoruz. Yani, yani şimdi Hisar'ın dışında gençler bir şey dinlediğinde diyecekler ki Bursa kocaman bir şehir. Kocaman, evet. Ama biz şu anda Hisar'ı kastederek sadece konuşuyoruz. Sadece Hisar, evet. Hisar'daki surlar. Çünkü o devirde Bursa şehri Hisar'dan ibaretti. Evet. Hatta Evliya Çelebi Hisar'ın üzerine çıkmış adımlarıyla ölçmüş 10 bin adım diyor. 10 bin adım. Evet. Yani İznik belki de... Bursa'ya girişte belki bir öncesi aşama ama sonra Selçuklular yıkılacak işte Moğol istilasıyla evet. Beylikler dağılacaktır etrafı sağda solda pek çok beylikleri var. Bu beylikler tabii başlarının çaresine bakıyorlar ve bunlardan birisi de Osmanoğulları evet. Beyliği. Osmanoğulları Beyliği bu bölgede diğerlerine göre daha ön plana çıkarak Bursa'yı da merkeze alıp bir devlet kuracaklar. O süreci nasıl anlayabiliriz hocam? Yani şimdi, Bursa'ya nasıl geldiler? Yani onu Selçuklu'nun yıkılışıyla birlikte düşünmek lazım. Evet. Selçuklu nasıl yıkıldı? Onlar nasıl bu tarafa kaydı? Yakında malum bazı diziler ortaya çıktı. Bu konular işlenmeye başladı. Ertuğrul Gazi'den bahsedilirken işte kayıların doğudan nasıl Anadolu'ya geldikleri falan anlatıldı. Dolayısıyla
kamuoyu, seyirciler az çok bu konularda fikir sahibi oldular. Moğollar 1220 yılında ortaya çıkınca Türkistan'da, Asya'da büyük bir yıkım yaşandı o topraklarda ve Moğol orduları sel gibi adeta doğudan batıya doğru aktılar. Müthiş bir istila hareketiydi bu. Yani kendi devrine göre düşünürsek, ölçülerimizi ona göre o devre ortaya koyarsak gerçekten çok hızlı, çok yıkıcı, çok ani bir istila hareketi. Bundan Selçuklular da nasibini aldı. Bir 20 seneye yakın bir süre, belki biraz daha fazla geçse de sonunda bu sel Selçuklu topraklarına dayandı. Bunun bir özelliği şuydu. Öyle bir felaket yaşattılar ki Türkistan'a veya girdikleri bütün ülkelere, daha Moğollar gelmeden o bölgelerin halkı korkularından kaçmaya başladı. Batıya doğru kaçıyorlar, değil mi? Yani Moğolların ulaşamayacağı yerler nereler olabilir? Şuralar. Onu düşünüyorlar ve kaçmaya başlıyorlar. Sığınacakları yerler arasında Anadolu'da vardı. Necmettin Razi diye bir mutasavvuf var. O devirde yaşamış. Kayseri'de bulunmuş. Kitabının Mirsadul İbad adındaki kitabının başında diyor ki, işte Moğol seli böyle geldi, bizi yerimizden, yurdumuzdan etti. Anadolu'dan başka yaşanacak yer olmadığını düşündüğümüz için bu topraklara geldik diyor. Sığınacak başka yerimiz yoktu diyor. Dolayısıyla Anadolu'ya gelen böyle bir göçebe akını var. Yüzlerce, binlerce kişi geliyor. Bunların içinde her tür insan var. Askerler de var. Mesela Alaaddin Keykubat işte bu devrinin hükümdarı. Asker olarak gelenleri, doğudan asker olarak Harezmşahlar devleti yıkılınca ordu dağılıyor. Askerler, sadece askerlik yapan insanlar, böyle bir profesyonel orduları var. Yapabilecekleri bir şey yok. Geliyorlar Selçuklu topraklarına. Elinde silahla geziyorlar. Tehlikeli olmasınlar diye sultan onları ayrıca asker olarak görevlendirmek suretiyle zararlarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bir de hizmetlerinden yararlanıyor. İki işi birden yapıyor. Yani askerler dahil, mutasavvıflar dahil, göçebeler dahil, daha çok göçebeler. Hareket kabiliyetleri fazla olduğu için daha çok göçebeler, şehirliler dahil, her meslekten insan dahil olmak üzere, işte mutasavvıflar, din alimleri vesaire Anadolu'ya geliyorlar. Ama bir süre sonra Moğollar Anadolu'ya da girdi. 1240'lı yıllardan sonra ortaya çıktılar. 1277'de kesin olarak Anadolu, Selçuklu topraklarını ele geçirdiler. Bütünüyle. Kendilerine bağladılar. İlanlı devleti kendilerine bağladı Anadolu Selçuklularını. İşte bu ortamda sürekli o devir tarihçilerinin uçlar dediği Orta Anadolu'nun dışında kalan, yani Karadeniz dağlarının kuzeyi, Torosların güneyi, Marmara bölgesinin batısı, dağlık bölgeler, buralara bir çekilme yaşandı. Kayılarda bunlar arasında yer aldılar. Bir şekilde Selçuklular devrinde Süleyman Şah, daha sonra Ertuğrul Gazi, daha sonra da Osman Gazi başta olmak üzere başlangıçta Selçuklularla birlikte hareket ederek bu bölgeye, yani Söğüt Domaniç bölgesine gelip yerleştiler. İşte o yerleşmeden sonra bir mücadele dönemi başladı. Osmanlıların yerleştiği bölge Bizans'ın elindeki topraklardı. Bunu unutmamak lazım. Yani ilk Osmanlı toprakları Selçuklu toprakları değildir. Selçuklu sınırlarının batısında kalan topraklardır. Veya kuzey batısında kalan topraklardır. Dolayısıyla
Osmanlıların mücadelesi bir gayrimüslimlerle, Bizanslılarla yaşandı. Onlara karşı bir mücadele ortaya koydular. Bunun avantajları, dezavantajları vardı. İki, Müslümanlarla asla, ırktaşlarıyla, dindaşlarıyla asla başlangıçta uğraşmak zorunda kalmadılar. Bu da herhalde Müslüman toplumda onların önemini artırıyor değil mi? Cihat eden bir grup olarak ortaya çıkıyorlar. Aynen o işte. Evet. Ben de onu söyleyecektim üçüncü madde olarak. Şimdi burada gayrimüslimlerle mücadele ederken doğudan gelen unsurlar bu mücadelede yer almak bir taraftan, öbür taraftan da karınlarını doyurmak peşine düştüler. Bu ikisi de önemlidir. İşsiz güçsüz insanların bir şey yapması lazım. Karınlarını nasıl doyuracaklar? Fethedilen topraklara yerleşecekler. Ekecekler, biçecekler. Orduya katılacaklar, fetihlere katılacaklar. O devrin bütün dünyada en önemli gelir kaynaklarından biri ganimetlerdir. Ganimetten hisse sahibi olacaklar. Dolayısıyla Osmanlı toprakları hem o topraklara yerleşecek insanlar bakımından, kitleler bakımından, hem orduyu besleyecek kitleler bakımından daima Anadolu'dan beslenme imkanı buldular. Bu çok önemli bir şeydir. Buraya geldiği zaman kendilerine sahip çıkacak birileri var. Bunu biliyorlar. İkincisi de yaptıkları işin sevabına da inanıyorlar. Cihat yapacağız diyorlar. Gazaya iştirak edeceğiz diyorlar. Biz Müslümanlarla değil gayrimüslimlerle mücadele ediyoruz diyorlar. Böyle bir psikoloji ortaya çıkıyor. Bu duygu başarılarını artırıyor. Bu da başarılarını artırıyor. Tabii bir de karşılarında çok dağılmış bir kitle buluyorlar. Yani Rumların durumu o devirde iyi değil. Yani Bizans kendi iç problemleriyle uğraşıyor. Biz onun da herhalde vermiş olduğu bir fırsat var. Yani Osmanlı buralarda şehirler var. Şehirlerde Bizans valileri görev yapıyor. Tekfur diyor Osmanlılar bunlara. Yani Bursa'da Tekfur var. Bizans valisi. Kestel'de de bir Tekfur var. İşte Kite vardı, Ürünlü köyü yakından. Kite'de de bir Tekfur var. Orhan elinde de bir Tekfur var. Bunların her biri bağımsız olarak hareket ediyor. İstanbul'la Bizans İmparatoruna imparatoru ile bir ilişkileri yok gibi. Sureta bir bağlılık var ve kendilerini rahat, serbest hissediyorlar. Gerekirse birbirleriyle de dövüşüyorlar, savaşıyorlar. İhtiyaç halinde belki tehlike sezerlerse bir araya gelmeye çalışıyorlar. Yani dağınık, kopuk bir yapı var. Dolayısıyla Osmanlı yerleşmesi de daha kolay oluyor. Evet. Böyle bir siyasi yapıyla karşılaşınca. Şimdi hocam, Domaniç, Söğüt, işte Bilecik o bölgeden Osmanlı işte bu imkanları, fırsatları değerlendirerek oraya yerleşti ama bununla yetinmiyor ve Bursa'ya doğru geliyor. Ve herhalde asıl Osmanlı deyince onun büyümesini sağlayan merkez Bursa. Bursa bir merkez olacak. Bursa'nın fethi nasıl gerçekleşti hocam? Şimdi yani Osmanlı fetihlerini veya Osmanlıların Bizanslarla, Rumlarla yaptıkları savaşları sadece doğudan geldiler. Burada alınmaya, fethedilmeye müsait topraklar vardı. Hadi şunları alalım dediler ve süpürmeye başladılar, gittiler gibi düşünmek de doğru değil. Biraz önce bazı Bizans'a çok zayıf bağlı olan siyasi anlamda valiler olduğunu, şehirlerde bulunan valiler olduğunu söyledim. Bunlarla mücadeleleri söz konusu oldu. Çünkü bunlar da rahat durmuyorlar. Yani onlar da kendi topraklarını kaptırmak istemiyorlar. Dolayısıyla onların karşı koymaları da söz konusu, onların baskınları da söz konusu. Osmanlılar genelde
Selçuklarda da var bu. İlk geldikleri yerlerde çevrelerindeki topluluklarla, devletlerle, gruplarla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorlar. Düşmanlıktan çok iyi ilişkilerle o bölgede yer edinmeyi, bölgeyi yurt haline getirmeyi tercih ediyorlar. Yani böyle bir politikaları var. Osman Gazi'nin abisiyle yaptığı bir konuşma var da, bu Karacahisar fethedildikten sonra artık ne yapacağız, nasıl bir politika izleyeceğiz deyince, hatta Osman Gazi'nin dışındakiler, çekeceğiz silahlarımızı, çekeceğiz, etrafımızı boşaltacağız, ilerleyeceğiz diyorlar. Savaş taraftarı. Osman Gazi diyor ki hayır olmaz. Ben tam tersini düşünüyorum. Biz dışarıdan gelen insanlarız. Bunlarla iyi geçinmemiz lazım. Hüsnü muamele ile gönüllerini alarak evet. Buralara yerleşmemiz lazım. O sizin dediğiniz şey olmaz diyor. Bugün siz kılıçla kovarsınız, onlar da yarın gürzle karşınıza çıkar. Onunla sizi oradan uzaklaştırır. Dolayısıyla Osman Gazi'nin politikası farklı. İşte bu arada, yani mesela 1299'da Karacahisar alındı. Karacahisar alındığı zaman çevredeki tekfurlar bunu içine sindiremeyince hemen Osmanlılara karşı taarruz hareketleri başlıyor. Bir araya gelip hücum etmeye başlıyorlar. Savaşlar başlıyor. İşte bu savaş, burada garip olan şey şu, savaşı karşı taraf çıkardığı zaman da yenilen ve o toprağı terk etmek zorunda kalan onlar oluyor. Osmanlı ilerlemesi biraz böyledir. Mesela Bursa'nın alınması dediniz. Bursa'nın alınmasından önce 1301'de Yenişehir alındı. Yenişehir alınınca büyük bir telaşa kapıldılar. Bu Bursa ve çevresindeki tekfurlar. Başta Kestel tekfuru olmak üzere. Kestel, Bursa, Kite ve Atranos, yani Orhaneli tekfurları bir araya geldiler ve Osmanlı'ya karşı ortak bir ordu çıkararak savaşma kararı aldılar. Bu savaş da yapıldı. Dimboz Savaşı. Şimdi savaşı önceleyenler burada Rumlar oldu. Ama yenilenler de onlar oldu. Evet. Bu savaşta Osman Gazi'nin Aydoğdu yeğeni de şehit edildi. Aydoğdu şehit edilince Osman Gazi onu şehit edenlerden intikam alacağım dedi. Çok sevdiği bir yeğeniydi. Ve sonunda bu iş Uludağ eteklerinde fetihlerin yapılmasına, işte Orhaneli'nin düşürülmesine, Atranos'un yani düşürülmesine, Bursa'nın muhasara edilmesine, Kestel'in alınmasına, Kite'nin alınmasına sebep oldu. Yani 4 kişi bir araya geldi Osman Gazi ile savaştı ama yenildiler. Yenilince de bu sefer Bursa'nın fethinin önü açılmış oldu. Yani belki o birleşme ve Osmanlılara kafa tutma olayı yaşanmasaydı, Osman Gazi muhtemelen Yenişehir'den sonra Bursa'yı değil İznik'i almayı düşünecekti. Zaten İznik de muhasara edilmişti. Evet. Ama bir öncelik olarak bu sefer Bursa'ya yönelindi ve uzun bir süre, yani süresini tam olarak bilemiyoruz ama uzun bir süre, bir 10 yıl, 10 yıldan daha uzun evet. bir süre Bursa kuşatma altında tutuldu. Bu kuşatmayı da şöyle düşünmemek lazım. Yani Osmanlı ordusu geldi, şehrin etrafına çadırlarını kurdu, yerleşti, orada kaldı. Böyle bir kuşatma yok. Çünkü Osmanlıların buna yetecek askeri yok o devirde. Bursa'yı iki taraftan iki kale, küçük kale yaparak kuşattılar Osmanlılar. Birisi Akdemir Kalesi, Gazi Akdemir Kalesi. İşte bu Kükürtlü civarında bir yerde olduğunu tahmin ediyoruz. Öbürü de hala ayakta olan Balaban Bey Kalesi. O da şeyde, İpekçilik tarafında değil mi? Bunlar Osmanlılar, Molla Arap'ın yukarısında. Evet, Molla Arap'ta.
Osmanlılar bunlara havalehisar diyorlar, böyle kalelere. Yani bir yeri kuşatacakları zaman eğer hemen alamayacaklarını anlarlarsa kalelerini yapıyorlar, asker koyuyorlar. O asker orada sürekli durdukça askeri üs inşa ediyorlar yani. Onlar durdukça öbür taraf, o muhasara ettikleri şehir baskı altında kalmış oluyor. İnsanlar rahat hareket edemiyor, dışarı çıkamıyor, tarım yapılamıyor, ticaret geliş gidiş olmuyor, dışarıdan fazla yardım alamıyorlar vesaire. Uzun bir süre Osmanlılar böyle Bursa'yı baskı altında tuttular. Ne zaman ki artık işin kıvamına geldiği anlaşıldı, bu sefer Osman Gazi oğlunu, Orhan Gazi'yi Bursa'yı fethi için görevlendirdi. Malum 1326'da kendisi de ordular, hasta. Evet, kendisi değil mi? Burada değil, hastaydı. Ama vasiyeti vardı işte. Onu da gönderdi komutanlarıyla. Şehir önce kuşatıldı. Orhan Gazi gelince bir ordugah seçtiler. Ordugah teleferik tarafında bir ordugah. Oraya yerleştiler. Sonra gelip artık nöbetleşe Bursa'nın etrafından işte içeriye ok atılıyor, dışarıdan oraya aktırılıyor falan. Ama okla mokla alınacak bir şehir olmadığı için Bursa, Osmanlılar için o devirde, Orhan Gazi'nin Bursa Tekfuru'na, valisine teslim olmayı teklif ettiğini görüyoruz. İyice bunalan Tekfur'da kan dökülmeden şehri teslim edin deyince Osman Gazi Kösemi Ali gönderdi elçi olarak. O da kabul etti. Şartları vardı. Hazinemi alırım, çoluk çocuğumu alırım, İstanbul'a giderim. Bana dokunmayacaksın dedi. Kimseye dokunulmayacak. Kimseye dokunulmayacak, kan dökülmeyecek. Zaten bizim bir savaş geleneğimiz var. Önce barış teklif edilir. Teslim olun, kan dökülmesin denir. Hazreti Peygamber'den itibaren bu böyledir. Hocam aslında biraz önce buyurdunuz ya, o Osman Gazi'nin de niyeti, hani bölge halkıyla iyi geçinelim. Yani fetih kavramı da ifade edilirken zaten değil mi? Yani fetih demek sadece toprak kazanmak değil, aynı zamanda o bölgenin insanının gönlünü kazanmak. Evet, işte istimalet dedikleri gerçek Osmanlıların. Gerçek fetih bu. Evet. Bu bölgede de bu uygulanıyor. Evet. Aynen öyle. Orhan Gazi'nin yaptığı ilk iş bir müfreze kurmak ve valiyi, Tekfur'u İstanbul'a yolcu etmek oldu. Güvenliğini de sağlıyor. Güvenliğini sağladı. Evet. Kendi askerleriyle evet, güvenliğini sağladı. Çoluk çocuğu ve hazinesiyle beraber bakın. Bir de hazinesinde zaman, gözü yok. O zaman şunu ifade edelim değil mi? Yani Bursa savaş yapılmadan. O manada savaş yapılmadan. Muhasara altında tutuldu ama savaş... Ve bu Orhan Gazi'ye nasip oluyor. Ama Osman Gazi'nin de meşhur bir sözü var ya, onu Balancık Kalesi'nde mi oradan mı bakarak söylüyor. Beni şu işte Şol Gümüşlük kümbetin altına, kubbenin altına defnedin diye. Bugünkü kabrin olduğu yer. Yani onu o zaman mı söyledi, sonra mı söyledi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Osman Gazi beni Gümüşlük kümbetin altına gömün diye vasiyet etti. Ama Balabancık hisarını o yaptırdığına göre ve uzun süre bu topraklarda dolaştığına göre herhalde onun surlarından Bursa'ya bakıp hep bunu hayal etmiş olmalı ki ahir ömründe, son demlerinde artık bunu vasiyet haline getiriyor ve beni filan yere gömün diyor ve işte getirilip buraya gömülüyor. Bu önemli bir şey tabiatıyla. Şimdi hocam Bursa fethedildi ve artık devlet de resmileşiyor Bursa'da ve Bursa bir merkez oluyor. Tabii işte Hisar'dan ibarettir biraz önce buyurdunuz. Ama Orhan Gazi hemen Bursa'yı genişletmeye başlayacaktır ve Bursa kısa sürede on binlerce nüfustan oluşan büyük bir şehre, dönem şartlarına göre önemli ticaret merkezine dönüşecektir. İlk uygulamaları nasıl gerçekleşti? Bursa'yı alınca neler yaptı? Yani bu şehri büyütme adına. Şimdi ona girmeden önce bir hususa daha işaret etmekte fayda var. Bursa'yı aldık ya,
öyle diyelim. Evet. Orhan Gazi geldi, valinin tahtına oturdu. Tekfur'un tahtına oturdu. Yaptığı bir iş var, bu çok önemli. Tekfur gitti, gönderdi onu. Yardımcısı gitmedi bir yere. Bursa'da kaldı. Tekfur'un yardımcısı, valinin yardımcısı. Orhan Gazi onu huzuruna çağırdı ve bir sorguya tabi tuttu. Niye savaşmadan bu kaleyi teslim ettiniz dedi. Şimdi onun söyledikleri var. Bunlar evet, enteresan şeyler. Diyor ki uzun süre muhasara altında kaldık. Bir kere bizim gücümüz kalmadı. Birinci sebep bu. Önemli bir sebep tabii. Yani dışarıdan yardım alamayınca iki taraftan iki kale var. Hem ovadan gelen yardımlar kesiliyor, hem dağdan gelecek ya dağ tarafından gelecek yardımlar kesiliyor. Dolayısıyla bizim askeri gücümüz adeta yok edildi, kalmadı. İnsanlar aç kalmaya başladı. Tarım vesaire dışarı çıkıp rahat rahat yapamadılar. Ama şunu da gördük diyor. Dışarıdakiler hiç sizden şikayet etmediler diyor. Çünkü ovada yaşayan insanlar var, köyler var. Onlarla irtibatları, ilişkileri içeridekilerin sıfırlanmıyor ki. Görüşüyorlar, konuşuyorlar, giren çıkan yine oluyor. Hiç sizden şikayet eden kimseyi görmedik diyor. Anladık ki onlar, yani Türklerin yönetiminde olanlar, bu yönetimden memnun. Biz de aramızda burada müşavere ettik. Birbirimize danıştık, ne yapalım dedik. Sonunda madem onlar dışarıda rahat, biz de burada rahat olalım. Bunun da yolu Türklere teslim olmaktır dedik diyor. Şimdi bu önemli bir ayrıntıdır. Hatta ayrıntıdan öte bir şeydir. Yönetim tarzını ifade etmesi bakımından önemli, evet, bir şeydir. Orhan Gazi şehre girdikten sonra da işte o memnun etme politikasını sadece dışarıda, köylerde, kasabalarda değil, çevredeki köy ve kasabalarda değil, Bursa'nın içinde de yaşatmak istedi burada yaşayan insanlara ve buna uygun bir uygulama başlattı. Şimdi bizim klasik fetih hareketlerinde diyelim, Selçuklulardan itibaren hep gördüğümüz bir şey var. Bir şehir fethedildiği zaman fatihler üç şeye öncelik veriyorlar. Bir, önce güvenliği sağlamak gerekiyor diyorlar. Hemen bir subaşı tayin ediliyor. Yani emniyet müdürü bugünkü, evet, ifadeyle. Bir subaşı tayin ediliyor. Bu halkın güvenliği sağlamak için çok önemli. Güvenliği sağlanmamış yerde kimse durmak istemez. İkincisi, mutlaka bir kadı tayin ediliyor. Hakim. Adaletin sağlanmadığı yerde de kimse durmaz. Adaletin sağlanması lazım. Üçüncüsü de bürokrasi hemen getiriliyor. Bürokrasiyi getirip yerleştirmezseniz oraya kimsenin işini göremez olursunuz. Halkın işinin görülmesi lazım. Her bakımdan. Yani bir insan ev yapacaksa nerede yapacağını bilmesi gerekiyor. Tecavüzlerin olmaması gerekiyor falan filan, şu bu. Dolayısıyla Bursa'da alındığı zaman bunlar yapıldı. İç emniyet, güvenlik sağlandı. Kadı tayin edildi. Bir de şunu bilmek lazım. Biz kadı tayin edildi deyince bugünkü mahkemeleri anlıyoruz. Halbuki Osmanlılar döneminde kadının, hakimin fonksiyonu, görevleri çok farklı. Sadece adli işlere bakmıyor, kadı idari işlere de bakıyor, bugünkü bayındırlık işlerine de bakıyor. Valiliği de içerisinde barındırıyor. Valiliğin bütün unsurlarını, bütün valiye bağlı bütün müdürlükleri, il müdürlüklerini düşünün. Bunların yaptığı işleri de yapıyor. Dolayısıyla kadı tayin edilmesi sıradan bir olay değil. Bütün bu işlerin birlikte yapılabileceğini ifade eden bir tercih bu.
Orhan Gazi bunu yapıyor. Merkez haline de getirince Bursa'yı, kendisi de burada oturunca iş daha da değişiyor. Ve o devirde malum veya biraz sonra Orhan Gazi'den biraz sonra Aşık Paşazade diyor ki Süleyman Paşa Rumeli fetihlerinde bulunurken diyor babasına mektup gönderdi. Ve dedi ki diyor biz burada bazı toprakları fethediyoruz. Yani Rumeli'ye geçtikten sonra. Ama adama ihtiyacımız var. Yani ben askerimi siz şurada oturun diye bırakamam ileriye doğru gideceksem. Arkamdan birilerinin geçmesi lazım, gelmesi lazım dedi diyor. Ve Anadolu'dan pek çok kişi Rumeli'ye doğru gönderildi diyor. Bunların ilk uğrak yeri neresiydi? Bursa. Yani Osmanlı fetihleri genişledikçe Anadolu'dan daha çok insan geliyor. Ve bunlar da önce Bursa'ya geliyor, Bursa'ya uğruyor. Güvenli liman burası. Burası hem Bursa, güvenli bir evet. liman hem de bir atlama taşı. Evet. Buradan bir başka yere geçecek. Bunun anlamı Bursa'nın nüfusunun artmasıdır. Artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamanız gerekiyor. Bu insanlar kendi yiyeceklerini beraberinde getirmiyorlar. Çok uzun yollardan geliyorlar. Bunlara istihdam sağlamak lazım, iş imkanı vermek lazım, bir yere yerleştirmek lazım, bir yeri göstermek lazım. İşte köylere iskan böyledir, orduda bunların istihdam edilmesi böyledir veya burada şehrin içinde çeşitli esnaf kollarının teşekkül ettirilerek bunlara iş imkanı sağlanması, ticaret imkanı sağlanması başka bir şeydir. Orhan Gazi'nin yaptığı ilk iş ne oldu? Orhan Külliyesi'ni kurmak. Hisar'ın dışında. Hisar'ın evet. dışında. Hisar, evet. bugünkü Bursa Hisarı dediğimiz surlarla çevrilmiş olan yer. Bursa ondan ibaret. Ama Orhan Gazi, bir zamanlar At Pazarı denilen o bölgeye, yani şu andaki Ulu Cami ve Orhan Camii'nin bulunduğu bölgeye bir külliye yaptırdı. Ne vardı külliyede? Bütün külliyelerin merkezinde cami vardır. Cami var. Orhan Camii, Orhan Camii, külliyenin merkezi. Orhan imareti vardı. İmaret. İmaret olmadan külliye olmaz. İkincisi o... İmaretten ne anlıyoruz hocam? Onu da ifade edersek. Onu biraz sonra üzerinde duracağım. Tamam. Yani bu dönem için çok önemli görüyorum ben onu. Sonra han vardı. O Emir Han'ı hali ayakta. Evet. Ulu Cami'nin bitişiğindeki han, Emir Han'ı Orhan Gazi'nin yaptığı han. Onun bitişiğinde hemen hamam vardı. Hamam yaptırdı. 200 dükkan yaptırdı. Medrese yaptırdı. Tekke yaptırdı. Veya zaviye diyelim. Bir zaviye yaptırdı. Etrafını da surlarla çevirdi. Neden? Çünkü yaptırdığı bu külliye, bu kampüs, bugünkü tabirle, etrafı açık olan bir yer. Yani şehrin dışında bir yer. Koruma altına alması lazım. Yani burada ticaret yapılacaksa, dükkanlar olacaksa, alışveriş olacaksa, mal olacaksa, kıymetli mallar olacaksa, girip çıkacaksa bunlar koruma altına almak lazım. Hemen etrafı surlarla çevrildi. Şimdi burada imarete geri dönelim. Orhan Gazi'nin vakfiyesinde malum herkesin bildiği bir husus var. İmaretime gelenler 3 gün misafir edilsin diyor. Buraya gelenler, bu otel yok, motel yok, kiralık ev yok, bir şey yok. Yani buraya gelen bir insanı düşünün. Bu imkanlardan mahrum. Nerede kalacak? Önce imaretlerde kalıyorlar. Orada kendilerine yemek veriliyor. Misafir ediliyor. Hayvanların bakımı var işte. Yani ahırları var. O hanların bir tarafı ahır aynı zamanda. Sonra diyor ki bunlar 3 günden sonra para alınsın ama parası yoksa iş temin edilsin. İş temin edilince, kazanç olunca parasını da rahatlıkla verecek. Zaten para kazanmaya başlayınca evi de olacak.
apartman dairesi yapmıyor o zaman insanlar. Çok basit barınaklarla ilk günlerde barınma ihtiyacını giderebiliyorlar. Böylece Orhan Gazi'nin başlattığı bu uygulama, başka yerlerde de var ama Bursa için söylüyoruz, gerçekten onlarca imaret yapılmak suretiyle genişledi, daha çok insana hizmet vermeye başladı ve artık şehirde aç ve açıkta kalan kimse bulunmaz oldu. Tabii böyle bir noktaya gelindi. Bir cazibe merkezi haline geldi. Böyle bir şehir cazibe merkezi oluyor. Bir de unutmayın, demin sözlerimin başında dedim ki, doğudan gelen göçebeler arasında her cins insan vardı. Her çeşit insan vardı. Alim vardı, mutasavvuf vardı. Yani müderrisler vesaireler var. Selçuklu devlet yapısında çeşitli görevler alan insanlar var. Çok değişik görevler alan insanlar var. Bunlar yurtlarından kopuyor, batıya doğru geliyorlar. Şimdi bunları istihdam etme imkanı çıktığı gibi ortaya bir de meslek sahipleri var. Değişik mesleklere mensup insanlar var. Siz bunlara da işte dükkan yapıyorsunuz, gel mesleğini icra et diyorsunuz. Geliyorlar, çalışıyorlar, üretiyorlar ve kazanıyorlar. Bu üretim, bu kazanç bir süre sonra şehri zengin bir merkez haline getirdi. Şimdi hocam, sizin Bursa Gezileri adlı bir eseriniz var. Yani Bursa ile ilgili veya şehirlerle ilgili yapılan çalışmalarda genelde şehrin bir yönü öne çıkar. İşte ya tarihi öne çıkar, ya sanat kısmı öne çıkar, ya da işte medeniyet kısmı, sosyal hayatı vesaire. Ama sizin bu eserinize baktığımızda hepsi burada mevcut. Çünkü siz bizim aynı zamanda sanat tarihi hocamızsınız, dersimize girmiştiniz, sanat tarihi dersimize. İslam tarihi hocamızsınız, medeniyet tarihi hocamızsınız. Dolayısıyla böyle bir birikim bu esere yansımış durumda. Bir de yani bunu birikimi özellikle söylüyorum. Bazen biz bir makale ya da kitap yazarken kaynakları tarıyoruz, işte şu kitaba bakıyoruz, bu kitaba bakıyoruz ama sizin herhalde bir 40 yıllık birikiminiz, çok zaten hepsi değişik kaynaklarda olan bilgiler ama o kaynaklar sizin böyle şahsınızda veya sizin içinizde böyle bütünleşmiş, birikmiş ve böyle bir eser ortaya çıkmış. Bu eserle ilgili şunu sormak istiyorum, bu eseri merkeze alarak. Böyle medeniyet şehirlerini gezerken, öğrenmek isterken bir ön hazırlık yapmak gerekir mi hocam? Nelere dikkat etmek lazım veya bu eser hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi ben ön sözde belirttim orada. Böyle bir eserin yazılmış olması benim Bursa'yı ilk tanıdığım yıllara gidiyor. Yani bu fikrin zihnimde uyanmasını kastediyorum. Çünkü işte Selçuklu tarihi çalışırken Anadolu'da İslamiyet'in yayılışı ile ilgili ister istemez Bursa ile de ilgilendik. Bursa ile ilgili bilgiler, kayıtlar elimize geçti, okuduk. Ve daha sonra Bursa'yı tanıdıkça o eski bilgilerin işte bu kalıpla ortaya çıkarılmasının gerekli olduğunu düşündük. Ve dolayısıyla yıllar boyu Bursa ile ilgili ne görürsek, ne okursak, ne tanırsak biraz zihnimizde o istikamette onları yoğurmaya çalıştık. Bunun oluşmasında, bunun kitabın meydana gelmesinde bunun etkisi var tabiatıyla. Ama bu yetmiyor. Bir de yerinde görmeniz gerekiyor. Evet. Yani yerinde görmeden uzaktan uzağa şurada şu varmış, bu varmış demenin bir anlamı yok.
Dolayısıyla ne ki yazmışsam orada, maddi kalıntı olarak neyi bulmuşsam onu gördükten sonra yazmaya çalıştım. Tabii olmayan şeyler için de kaynaklara başvurmak icap ediyor. Bir de okuyucunun mutlaka hem oradaki bilgileri doğrulaması bakımından hem de daha geniş bilgiye sahip olması bakımından o kaynaklara ulaşmasının yollarını açmak gerektiğini düşündüm. Onu da dipnot vererek yaptım. Yoksa böyle bir kitapta aslında bir gezi kitabı gibi yazarsanız dipnotlara ihtiyaç olmaz. Evet. Sadece kaynaklar dersiniz, geçiştirirsiniz. Onu tercih etmedim. Soruya gelince bilgi sahibi olarak bir yerleri gezmenin faydası çok büyük tabii. Doğru. Ben bu gezileri yaptım ama kendi kendime bir gezi programı düşündüm. Onu uyguladım ama onun altyapısını oluşturacak bilgiler de bende vardı. Dolayısıyla ikisi bir araya gelince evet. gördüğüm eserlere farklı bir gözle baktım. Kaldı ki bütün bildiklerimizi yazsaydık bu tabii hacmi çok daha farklı olurdu. Yani bakmak ve görmek. Evet. Görmek için herhalde bir bilgiye ihtiyaç var değil mi? Ben onu şeyde dikkatimi çekmişti hocam. Evliya Çelebi Bursa'dan bahsederken ruhaniyetli şehir diyor. Şimdi bir mabede veya bir yapıya, tarihi esere yani bilgi sahibi olmasak bakınca işte taş duvar, işte efendim maddi bir yapıdan ibaret ama onun hikayesini, tarihini bilince herhalde ruhuyla bir irtibata geçiyor insan ki Evliya Çelebi de tam da onu yapmış herhalde. Doğru. Şimdi hocam şehir çalışanlarla ilgili şunu ifade edeyim mesela özellikle Bursa ile ilgili. Hani Bursa'yı çalışanlar bir de buna şunu ilave edelim. Bursa'yı çalıştıranlar. Şimdi Osman hocam hem Bursa'da yaşayarak Bursa'ya çalışan, Bursa'nın hakkını veren, tarihinin hakkını veren bir hocamız. Ama aynı zamanda Bursa'ya çalıştıran bir hocamız. Pek çok yüksek lisans ve doktora öğrencileri ki bunlardan birisi de benim acizane çalışmalarımızın önemli bir kısmı Bursa ile ilgili ve hocamızın nezaretinde yaptık. Ve diğer pek çok şu anda değişik gerek burada gerek başka üniversitelerde görev yapan hocaların da önemli bir kısmı Bursa'yı çalıştılar. Siz çalıştırdınız hocam. Evet. Bitti mi hocam? Yani bu çalışmalarla ilgili neler söylersiniz? Yani sizin kafanızdaki o plan gerçekleşti mi? Hedefe ulaşabildiniz mi? Yoksa hala eksikler var mı? Hayır, o mümkün değil. Bitmez. Bitmeye bitmez de... Memnun musunuz peki bu çalışmalardan? Yani inişli çıkışlı bir seyir takip ettiğini söylemek lazım. Bitmiyor. Çünkü mesela bir örnek olarak vereyim. İşte benim doktora çalışmam Anadolu'da İslamiyet'in yayılışı. Sonra Bursa çalışmalarına başlayınca Bursa sicilleriyle uğraştık. Orada karşımıza başka bir konu çıktı. Bursa'da ihtidalar oldu o. Yani Bursa'nın İslamlaşması gibi bir nevi. Bunlarla uğraşırken kendi kendime dedim ki yani bir de Cumhuriyet dönemi var. Çünkü bu şeriye sicillerinde Müslüman olanların kayıtları yer alıyor son dönemde özellikle. Filancası geldi mahkemede. Müslüman olduğunu söyledi. Adına işte Ayşe Fatma Ahmet Mehmet konuldu falan gibi böyle resmi kayıtlar var. Cumhuriyet döneminde de bu kayıtlar tutulmuş. Müftülüklerde ihtida belgeleri veriliyor. Kayıtlar tutuluyor. Acaba bir çalışma olabilir mi dedim. Bir öğrencimiz böyle bir çalışma yaptı. Evet. Yüksek lisans çalışması yaptı. Bunlarla uğraşırken bir öğrencimize yüksek lisans tezi olarak 15. yüzyıl şeriye sicillerindeki vakıflarla ilgili vakfiyeleri toplaması görevini verdik. Sonra gördüm ki bu 15. yüzyılın 20 defteriyle sınırlı değil ki. Bursa'nın
1100'ün üzerinde mahkeme defteri var. Hepsinin içinde vakfiyeler var, vakıflar var. Vakıflarla ilgili bilgiler var. Bunu çalıştırayım dedik. Ama mesela bunu yürütemedik. Bu yarım kaldı. Halbuki benim düşüncem her 100 yılı veya bir her 50 yılı ayrı ayrı çalıştırmak, sonra onları bir araya getirip daha büyük, daha kapsamlı, daha kapsayıcı, daha ses getirici bir Bursa vakfiyeleri ya da vakıfları kitabı ortaya çıkarmaktı. Ama bunun için bu işlerle uğraşacak elemana ihtiyaç oluyor. Her zaman onu yapamıyorsunuz. Mesela işte biliyorsunuz senede bir kere burada Fetih Haftası münasebetiyle bir Osman Gazi Sempozyumu düzenleniyor. Ben de son yıllarda hangi padişah dönemiyle ilgili hazırlanıyorsa sempozyum, o padişah dönemine ait bir şeriye sicilini tanıtmaya çalışıyorum. Bir şeriye sicili nasıl tanıtılır? Yani mahkemede tutulan zabıtlar bunlar sonuç itibariyle. Defterin eni şu kadar, boyu bu kadar, her sayfada şu kadar satır var. Klasik, formel tarifler. Fiziki özellikleri. Affedersiniz. İçinde de şu şu konular var denilebilir. Ama bakıyorum içinde vakfiyeler var. Her defteri, o el attığım her defterin vakfiyelerini ayrıca çıkarıyorum. Orada çok güzel konular, başka konular var. Diyorum ki ya ben bu defteri burada okuyucuya ya da salonda dinleyiciye sunarken, tanıtırken o günün Bursa'sını onların huzuruna getireyim. Çünkü bizim tarihimizde seyahat az, hatırat hiç yok gibi. Yani Bursa'da yaşamış ve hatıratı olan, Bursa ile ilgili tanıtıcı yazılar olan kaç kişi hatırlıyoruz? Yabancılar daha çok. Yabancılar daha çok. Ama günlük olaylardan yansımalar var sicillere. Pek çok biliyorsunuz. Mümkün mertebe onlardan örnekler koymak suretiyle o bildiri metnine insanımızı o günün Bursa'sına götürmeye çalışıyorum. Daha böyle yüzlerce yapılacak iş var. Bu bitmez. Bu bütün Anadolu şehirleri için böyle ama Bursa kaynakları itibariyle epey zengin bir yer. Dolayısıyla burada da bu çalışmaların devam ettirilmesi lazım diye düşünüyorum. Yani şeriye sicilleri demişken hocam, yani şunu da görüyorum. Hani Bursa şeriye sicillerini çalışmak, hani bir şehirle sınırlı değil gibi, Bursa'yı çalışmak Osmanlı'yı çalışmak anlamına geliyor. Çünkü diğer yerlerde de aynı olaylar, üç aşağı beş yukarı benzer hadiseler gerçekleşiyor. Dolayısıyla şeriye sicillerin içerisinde siyasi hadiselerden daha çok, ki onlar da var da, ama sosyal, özellikle sosyal tarih için çok önemli bir kaynak. Dilciler için bile, yani Türk dili çalışanlar için bile, yani sicillerde bugün terk edilmiş yüzlerce, binlerce Öztürkçe çok güzel kelimeler var. Evet. Hocam, oraya varıncaya kadar vakit epey ilerledi, sizi de yorduk. Estağfurullah. Son sözler olarak, hani bu bizim programlarımızın gençleri de izliyor. Bursa ile ilgili, çalışmalarıyla ilgili, Bursa'ya çalışacaklarla ilgili gençlerimize neler tavsiye edersiniz? Böylece programımızı tamamlamış olalım. Yani önce Bursa'yı bir gezip tanıyacaklar. İnsan tanımadığını, bilmediğini sevmez, sevemez. Sonra sevecekler. İlk dönem Osmanlı tarihlerini bir okurlarsa, bugünkü Bursa ile ilişkisini, yani görüp, gezip, görüp tanıdıkları Bursa ile ilişkisini kurarlar. O zaman çalışma daha zevkli olur. O ilk kaynaklardan başlamak üzere kendilerini yoğun bir şekilde o işin içine sokarlarsa zannediyorum çok güzel çalışmak konularda bulabilirler. Eserler de ortaya çıkabilirler. Bir de arşive biraz meraklı olup dilini öğrenmek gerekiyor değil mi hocam? Bu işin başında yani dil ve o yazı önemli. Evet, evet. Bunlar olursa olmayacak bir şey değil. Bu bir göz aşinalığıdır biliyorsunuz arşiv çalışmaları.
biraz uğraşınca herkesin yapabileceği bir şey. Bizim buradan öğrencilerimizden pek çok kişi bugün devlet arşivlerinde çalışıyor. Yani yapılmayacak şey değil. Evet. Hocam teşekkür ederim. Çok önemli bilgiler öğrendik her zaman olduğu gibi. Tabii konu Bursa olunca, hocamız Osman Çetin hocamız olunca, yani bu öyle bir saatlik, bir buçuk saatlik programda neticelendirilecek bir mesele değil. Belki her bir konuyla ilgili bahsettiğiniz, örnek olarak verdiğiniz her bir konuyla ilgili ayrı bir program yapmak gerekir evet. Hocam. İnşallah Cenab-ı Hak hocamıza sağlık, sıhhat versin. İlerleyen zamanlarda başka benzer programlarda yine hocamızı misafir edeceğiz inşallah. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Thank you.